Ben... Evet. Siz? Çok istiyorum. Neyi? Bisiklet kullanmayı. O zaman şöyle yapalım. Ben bir kullanayım. Siz nasıl kullanıldığına bir bakın. Bana değil, bisiklete bakacaksınız. Ama başımı döndürüyorsunuz. Denge önemli. Hayatta da böyle. Dengemiz bulmak kolay olmuyor. Ne oluyor Allah'ım bana böyle? Niye hiç bitmesin, hep yanımda olsun istiyorum. Daha ne kadar oldu ki tanışalım? Ne oluyor bana böyle? Ben o dengeyi bulacağım. Merak etmeyin. Karşıya bakın hep. Süper. İşte bu. Oldu galiba. Evet. Şimdi de sen benim başımı döndürüyorsun. Gel. Gel hadi. İyi gelme. Ne bakıyorsun? Madem gelmeyeceksin, niye gelecekmiş gibi bakıyorsun? Gidersin işte böyle. Sonunda kafa yedirttin bana Gamze. Çok geç kalma, üşütme olur. Ömer. Bitti baba. Boşanma protokolü imzaladık. Medeni cümleler kurduk birbirimize. Ben acıdan iki büklüm olmamışım gibi yaptım. Anlayışla el sıkışıp arkamıza dönüp gittik. Sen nasıl yaptın baba? Nasıl başardın? Neyi oğlum? Annem gittikten sonra ayakta kalmayı baba. Sabah uyanmayı, gülümsemeyi, hayat devam ediyormuş gibi yapmayı sen nasıl yaptın baba? Herkes gibi oğlum. Hayatta mutluluk kadar acı ve ayrılık da var. Ben önce Allah'a, sonra size tutuldum evladım. Sen de öyle yapacaksın. Bize, ailene tutunacaksın. Bir gün bize bakmışsın ki... O gün ne zaman gelecek? Buradan bakınca çok uzak görünüyor. Ben her şeyin kolay olması için elimden geleni yapacağım baban olarak. Sana söz veriyorum oğlum. Ölümden gayrı her şeyin çaresi var oğlum. Allah'ın izniyle. Sağ ol baba. Hadi dön evine. Bekliyoruz. Efendim baba. Gamze neredesin? Aşağıki parktayım. Ne yapıyorsun orada? Bilmem. Duruyorum öyle. Bekle, geliyorum ben. Ömer'in canını çok yaktın.
Sebeplerin vardır. Ama nasıl Tuna'nın canı yanınca sen kahrolursun, ben de... Ömer için kahroluyorsun. Hayır, ikiniz için. Hem Ömer için hem senin için. Ben seni evlatlarımdan ayırmadım Gamze. O yüzden de bu kadar koydu ya. Bu bizden kopup gitme telaşın. Ama seni ikna etmeye gelmedim. Sadece bilmek zorundayım. Sizin için hala bir umut var. Var demeyi o kadar çok isterdim ki. Ama diğer isteğim daha ağır basıyor. Neymiş o? Ömer baba olmayı bu dünyadaki herkesten daha fazla hak ediyor. Ve ben ona bunu veremem. Nasıl? Siz şimdi bu yüzden mi? Ben düşündüm. Ben niye bu kadar öfkeliyim? Ben niye Ömer'e bu kadar kızgınım diye. Sonra çözdüm baba. Ben aslında kendime öfkeliyim. Benim öfkem kendime. Eğer benimle olursa hayatının sonuna kadar baba olamayacak. Ve bu hayatında hep bir eksik olarak kalacak. Biliyorum ki bin kere de seçme hakkı olsa her seferinde beni seçer. Ama bu haksızlık. Bana sorsalardı sevdiğin adam mı yoksa oğlun mu diye, ben bin kere de Tuna'yı seçerdim. Ama Ömer baba olmak için doğmuş biri. Baba olmak için bu dünyaya gelmiş. İyi, şefkatli, sevgi dolu. Tıpkı senin gibi. Ve sizden o kadar az var ki. İyi de sen bir daha hamile kalamayacağını nereden? Bir daha hamile kalamam. Ben bir daha o ölüm kalım savaşını, o korkuyu bir daha yaşayamam. Ömer'e de yaşatamam. Keşke Ömer bunu bilseydi de en azından kendini bu kadar yetersiz hissetmeseydi. Sen ona bir şey söyleme sakın. Sen de üzülme baba. Bu onun için en hayırlısı. Peki sen bir gün Ömer'in baba olacağını öğrensen ne hissedeceksin? Çok sevineceğim. Ve çok canım yanacak. Ama iyi ki hayatından çekilmişim diyeceğim. Umarım dediğin gibi olur. Ve sen pişman olmazsın.